Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Son günlerde Doğu Akdeniz ve Libya'da sular giderek ısınıyor. Bu yaşanan gelişmeleri, Haftar güçlerinin yaptığı füze saldırısını ve arkasından Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağın Antalya açıklarındaki uçuşunu gelin bu videoda birlikte değerlendirelim. İşte Doğu Akdeniz ve Libya. Geçtiğimiz cumartesi günü tarihler 9 Mayıs 2020'yi gösterirken darbeci Hafter güçleri Mitiga havalimanına çok ciddi bir saldırı gerçekleştirdi. Atılan füze, havan ve çeşitli top mermileriyle iki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda uçak zarar gördü. Hatta uçaklardan biri de kalkış yapmak üzereydi. Zarar gören bölgelerin başında da yakıt ikmal noktaları geliyordu. Ciddi bir e, patlama meydana geldi. Ve birçok uçak bu gelen şarapnel parçalarıyla çok ağır hasar gördü. Hatta bir işleti de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Buradaki hasar Mitiga Havalimanı'yla kısıtlı değildi sadece. Trablus'ta Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Büyükelçilik binasının yakınlarına da bu füzeler düştü. Dışişleri Bakanlığımız yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin yaptığı bu saldırıyı bir savaş suçu olarak nitelendirdi. Açıklamada Libya'daki çıkarlarımızın hedef alınması halinde Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi vurguluyoruz. Trablus Büyükelçiliğimiz dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı'nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir. Bu vesileyle Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz dendi. Ertesi gün ise enteresan bir gelişme yaşandı. Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak ki bu bir Airbus A330 MRTT olarak adlandırılan tanker yani havadan yakıt ikmal uçağıydı. Güney Fransa'dan havalandı. Uçak İtalya'nın etrafından dolaştı. Yunanistan'ın güneyine geldi. Girit'in oradan Antalya açıklarına geçti. FAF 4062 çağrı kodlu tanker uçak 29.000 ila 28.000 fit irtifadan uçtu. Antalya güneyindeki bu uçuşu sırasında uçak yakıt ikmali için bekleme hareketleri yaptı. Normalde tanker uçaklar eğer yakıt ikmali gerçekleştireceklerse belirli bir bölge üzerine geliyorlar. Bu bölgede havacılıkta hold olarak tabir edilen bekleme rotasına giriyorlar. Bunu niçin yapıyorlar? Burada bir buluşma için yapılıyor. Fransız Hava Kuvvetlerine ait A330'un bölgeye gelmesinin iki nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri ve en önemlisi Türkiye'ye ben buradayım demek. Çünkü Türkiye son dönemlerde Doğu Akdeniz'de çok ciddi bir güç gösterisi yapıyor. Örneğin Libya'yı gerektiğinde vurmak üzere bir tatbikat gerçekleştirdi geçtiğimiz haftalarda. F-16'larımız çeşitli üstlerden kalktı. Bu F-16'lara KC-135 tanker uçaklarımız eşlik etti. Ve tabii ki Barış Kartal'ı arama kurtarma için C-30 gibi uçaklarımız da bölgedeydi. 7,5 saat süren bir tatbikat yapıldı. Bu tatbikatla Türkiye gerektiğinde ben uçaklarımı kaldırır, Libya'daki hedefleri vururum dedi etrafa. Şimdi Libya sonuçta Fransa'nın güreğinde yer alıyor ve Libya konusunda da Fransa'da bir şeyler söylemek istiyor. Acaba Türkiye bu tanker uçağı göndererek bir gözdağı mı vermek istedi? Bunu bilemiyoruz. İkinci unsur ise bunlarla ilgili Fransa zaman zaman İsrail'de uçaklarını gönderiyor ve çeşitli pilotları oradaki tatbikatlara katılıyor. Acaba o uçaklar İsrail'e gitti, tatbikata katıldı, dönüşte tanker uçakla Antalya'nın güneyinde uluslararası hava sahasında buluşup yakıt ikmali mi yaptı? Bu da tabi ortaya konulması gereken soru işaretlerinden biri. Dediğim gibi 9 Mayıs'ta füze saldırısı arkasından Mayıs'ta Fransız hava kuvvetlerinin bölgedeki uçuşları derken bugün de enteresan bir hava trafiği gözüme çarptı. Suriye'de Laski'den havalanan bir Airbus A320 tipi yolcu uçağı Akdeniz'i katetti ki bu bir yolcu uçağı ve Libya'da Bingazi'ye indi. Acaba bu uçak Suriye'den Libya'ya ne götürüyordu? Neler gitmişti? Bunlar ciddi soru işaretleri. Darbeci Hafter güçleri de geçtiğimiz günlerde enteresan bir tweet yayınladı. Önce bu tweet İngilizce olarak yayınlandı. Arkasından silindi ama Arapçası hala duruyor. Bu tweette 4 uçağın daha aktif edildiği ve bu uçaklarla e, Hafter güçlerinin çok önemli bir avantaj kazandığı söyleniyordu. Ortada dolaşan çeşitli bilgilerden ki bunlar henüz daha teyit edilmemiş bilgiler bazı uçakların Suriye tarafından darbeci Hafter güçlerine yollandığı iddiası. Bakalım bu konuyla ilgili Haftar bir güç kazanacak mı veya ne yapacak? Bunları açıkçası önümüzdeki günlerde göreceğiz. Gelelim Libya'da son günlerde yaşanan operasyonlara. Bizler bu operasyonları biraz hava gücü olarak irdelemeyi uygun gördük. Geçtiğimiz günlerde Vatya'daki hava üssünde çok ciddi çatışmalar oldu. Vatya hava üssü Hafter güçleri tarafından savunuluyor. Ve buraya Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti tarafından Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon yapıldı. Hatta bölgede Hafter'in önemli komutanlarından biri de bu siyah operasyonu sonrasında öldürüldü. Ancak e, vatya üssünü almak şu anlık mümkün olmadı. Bayraktar TB2'ler Libya'da çok ciddi operasyonlara imza atıyorlar. Özellikle Hafter güçlerini destekleyen tankerler. Daha geçen ay bölgede bir karayolunun pist haline getirilmesiyle inen bir Antonov 26 kargo uçağını da Bayraktar sihalar vurarak yerde e, yok olmasına sebep oldular. Zaman zaman Bayraktar bölgede özellikle kimliği belirsiz askeri veya sivil amaçlı kullanılan cephane taşıyan darbeci Hafter güçlerine nakliye uçaklarına göz açtırmıyor. Bunlarla ilgili çok ciddi operasyonlar yapılıyor. Tabi bazen gündeme Bayraktar TB2'lerin bölgede düşürülmüş bunların enkaz fotoğrafları veya enkaz görüntüleri paylaşılıyor. Bunlarla ilgili çok fazla bazen spekülasyon yapılıyor. Bir bakıyorsunuz aynı enkaz çok farklı açılardan çekilip fotoğraf işte yeni bir İHA düşürüldü şöyle oldu böyle oldu gibi ilginç iddialar da ortaya atılabiliyor. Sonuçta insansız hava araçları insansız risk alınmamak amacıyla bu bölgeye gönderiliyor Düşse bile sonuçta insan kaybı yok. Düşürülebilir. Gayet yavaş uçuyorlar. Çok yüksek irtifalardan uçuyorlar. Ee, bazen alçaldıkları zaman hava savunma sistemleri için aslında kolay hedefler. Ama işte bunların düşürülmesi her iki taraf içinde Libya ulusal Mütabakat hükümeti veya darbeci hafter güçleri açısından da böyle bir bir propaganda yarışına dönmüş durumda. Bölgede biliyorsunuz Türk Deniz Kuvvetleri'nin de unsurları Libya açıklarında. Hatta geçtiğimiz ay ki bunun haberini beraber yazarımız Hakan Kılıç da değerlendirmiştik. Bölgeye yaklaşan kimliksiz bir İHA, insansız hava aracı, Gabya sınıfı gemimizden atılan SM-1 hava savunma füzesi ile düşürülmüştü. Bu tür konularda da Türk Deniz Kuvvetleri gerçekten göz açtırmıyor ve bölgedeki mavi kara sularındaki buradaki hareketleri dikkatle izliyor. Türkiye uzun süreden beri Doğu Akdeniz'de petrol arıyor. Halen Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmayla birlikte Türkiye'nin arama sahaları çok ciddi arttırılmış durumda. Libya'nın şu an Birleşmiş Milletler nezdindeki tanınan hükümeti Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti. Bu hükümetle yapılan anlaşmayla birlikte Libya'nın kara suları yani deniz sınırları Türkiye ile birleşmiş durumda ve ortaya gerçekten Akdeniz'de Akdeniz'in doğusuyla batısını kesen çok önemli bir sınır oluşturulmuş durumda. Ve tabii ki bu sınırda haklı olarak Mısır, Yunanistan, İtalya, Fransa tarafından pek de olumlu karşılanmıyor. Darbeci Haftar güçlerinin en büyük destekçilerinden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son bir yıl içerisinde bölgeye 150'den fazla askeri veya sivil kargo uçağıyla Haftar güçlerini desteklemek üzere mühimmat ve ekipman yolladığı aşikar bu Dubai ile Libya arasında çok ciddi bir Haftar tarafına doğru çok önemli bir hava trafiği mevcut. Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mirage 2000 Tipi savaş uçakları Mısır'da uydu görüntüleriyle görüntülendi. Mısır'da yer alan Buharani Hava Üssü'nde 6 adet Mirage 2000 uçağı dikkat çekti. Bu uçaklar herhangi bir şekilde Libya operasyonları için mi geldi veya bir güç unsuru mu olarak orada tutuluyor açıkçası bilemiyoruz. Fakat önümüzdeki günler epey bir hareketli geçeceğe benzer. Doğu Akdeniz ve Libya konusundaki değerlendirmelerimizi hava unsurları üzerinden sürdürüyoruz. Hava unsurları bölgede neler yapıyor, ee, olası bir Türkiye'nin müdahalesinde nasıl bir operasyon yapılır bunu geçtiğimiz videolarda değerlendirmiştik. Aynı zamanda bölgede çok sayıda da elektronik karıştırma uçağı uçuyor veya sinyal istihbaratı için veya havadan ihbar kontrol amaçlı birçok uçak var. Türk Hava Kuvvetleri'nin uçakları var, İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçakları var. Zaman zaman buralara enteresan uçakların uçtuğunu görüyoruz. Herkesin amacı buradaki sinyalleri, telsiz konuşmalarını dinlemeye çalışmak, radar sinyallerini almak, her iki tarafında özellikleri ve operasyonlarıyla ilgili detaylı bir bilgi almayı hedefliyorlar. Türkiye'nin de bu konuda bölgede çok yoğun bir trafiğinin olduğunu da hatırlatmamızda fayda var. Doğu Akdeniz ve Libya konusundaki gelişmeleri özellikle hava unsuru açısından değerlendirmeye yeni videolarımıza devam edeceğiz. Koronavirüs döneminde her gün saat 19'da yeni bir video ile sizlerle beraber oluyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bize sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz. Veya info.tolgozbek.com mail adresine elektronik posta atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yarın tekrar bir videoda görüşmek üzere.